Buyur. Durum nedir? Her şey tamam mı? Sen hiç merak etme. Her şey tamamdır. Bugün Sıla'ya çok dikkat etmek lazım. Eğer şüpheli bir durum olursa tetikte olun. Sen gönlün ferah tut. Herkes tetikte. Hadi vur. Vur dedim. Hala anlamadınız mı? Ben sağ olduğum sürece hiç kimse Sıla'ya zarar veremez. Hiç kimse. Dilaver ağam. Ne var? Mahkeme gününü öğrendim ağam. Gelecek perşembe. İyi. Şimdi bana bir adam bulacaksın. Güvenilir sözünleri. Ağzı sıkı bir adam. Ne yapacak ağam? Vuracak. Orhan Ağa'yı vuracak. Müdürüm, Orhan Ağa sizinle görüşmek ister. Al içeri, bekletme. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözünüz aydın bu arada. Sağ olun müdür bey. Yemek hazırlıklarında bir aksilik yok inşallah. Yok, her şey yolunda. Ben hem teşekkür edeyim istedim, hem de vaktiniz olur da bize katılırsanız şeref duyarım. Ne demek, memnuniyetle. Sağ olun. Bu arada geçen gece için teşekkür ederim. Umarım sizi zor durumda bırakmamışımdır. Geçen gece sayım yapmadık değil mi Cezar Efendi? Yapmadık efendim. Hayrola? Bir vukuat mı olmuş? Sağ olun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ayşe. Buyur hanımağım. Bizimkiler ne yapıyor gördün mü? İçeride hazırlık yapıyorlar, bakayım hemen. Yok yok, ben bakarım. Hanımağım, Fatma abla da gelmiş, seni bekliyor. Hoş gelmişsin Fatma, gözlerim yolda kaldı. Ne özledim seni kız. Ben de, kısmet bugüneymiş. Hayırlı uğurlu olsun. Ne hayırlısı Fatma. O uğursuz gelin buraya bastığından beri başımız beladan kurtulmadı gitti. Onun doğurduğu çocuk da onun gibi uğursuz. Bize mi hayrı olacak onun? Ağam. Yemekler geldi ağam. Tamam. Herkese haber verdiniz. Davet edildi değil mi? Ben kendim haber ettim ağam. Merak etmeyesin. Herkes ağamıza ve oğluna duacı. Sağ olsunlar. Başka bir emrin yoksa her şey hazır ağam. Tamam. Ben geliyorum az sonra. Zeynel. Bir dakika. Buyur ağam. Sen Bakayların torunu değil misin? Evet ağam, Hüseyin'in küçüğü. Vay be, bayağı büyümüşsün. Seni en son gördüğümde küçücüktün. Sayın ağam. Niye buradasın? Bir şey değil ağam. Zeynel. Bir kaza oldu, birini yaraladım. Sağ olasın. Lanalı babanın ismi. İnşallah. Uy bacım. Uy. Aman ne kadar güzelmiş benim torunumun torunum. Maşallah maşallah. Narin, hadi kızım ne yapıyorsunuz burada? Daha hazırlanmadınız. Geldik ana, geldik. Hadi kızım, misafirler toplaşmış aşağıda. Ah ah, herkes aşağıda güler, eğleşir. Benim oğlum mapus köşelerinde. Ana, bunların sırası hiç. Yalan mı? Ya hiç gelmezse? Ana yüreği nasıl dayanır bu acıya? Kevser Hanım, insanın yazgısında varsa ana yüreği nelere nasıl katlanır bir bilse. Allah'ım seni böyle bir acıdan esirgesin. Oğlum mahpustaysa karısını çocuğunu kurtarmak için mahpusta. Doğru dersin Bedar Kadın. Kader yazgı vardır. Ama benim oğlumun başına gelenler kader yazgı değildir. Yeter artık ana. Abim çıkacak, gelecek evine. Ben ne edeyim? Ha? De bana, ben ne edeyim? Benim evladım doğunca ne görecek? Baba dese kim cevap verecek? Hiç düşündün? Sen onu başında düşünecektin. Hadi oyalanmayın.
Çabuk gelin artık. Naren. İçi yanıyor. Herkesin de yansın istiyor. Haksız da sayılmaz. Keşke Boran da burada olsaydı. Tamam. Uyuyacağım. Hoş geldin sen. Sağ ol. Hoş geldin. Şeref vermişsin Ali abi. Hoş geldin. Gözün aydın. Sağ olasın. Buyur girelim içeri. Giydirelim bakalım beyimize. Uzat ayaklarını. Aferin. Oh halam. Sabah. Bu oğlan fena yakışıklı olacak. Ben sana diyeyim. Tabii yakışıklı olacak. Kimin oğlu? Sıla. Neye gitmediniz? Dedin ya, abim de gitmenizi istemiş. Daha güvende olun diye. Niye döndünüz buraya? Çocuklarımız birlikte büyüsün diye. Bedir Han'ı ilk kucağıma verdiklerinde emin oldum. Gözlerine bakınca Boran'ı gördüm sanki. İşte o zaman... gitmenin en doğru çözüm olacağını düşünmüştüm. Oğlumla güvenli bir hayat kuracaktık. Boran zor duruma düşmeyecek. Benim yüzümden kimseyi karşısına almak zorunda kalmayacaktı. İnsan zamanla da alışır her şeye, değil mi? Çok doğru, çok mantıklı. Öyle değilmiş ha. Değilmiş Naren. Bütün kalbinle, ruhunla isteyince birini, öyle sevince uzakta olduğunda anlıyormuşsun. Tek doğru kalbinin söylediği. Kalbin gitme diyor, değil mi? Burada kal, sevdiğinin yanında. Biliyorum. Ben sana ne diyeyim ki? Şimdi söylediklerin doğru değildir desem, ne sen inanacaksın sözüme ne ben. Ben sana nasıl diyeyim ki? Bir şey deme. Hiçbir şey deme o zaman. Naren. Bizim için korktuğunu farkındayım. Ben de korkuyorum. Hiçbir şeyin kolay olmayacağını da biliyorum. Ama her ne olacaksa burada olmalı. Kendi toprağımızda. Gidebiliriz. Uzakta güvenli bir hayat kurabiliriz. Ama o zaman biz olur muyuz sence? Benim hayatım burada. Bedir Han buraya ait. Ben de, Boran da. Topraklara aitiz. Kaçmak yok. Gitmek yok. Her ne olursa. Ne var? Boran ağayı halledecek çocuğu bulduk ağam. Kim? Servetin en küçüğü. Halil. Zinar ağamın da çok yardımı dokunmuştur babasına. Tamam. Ben birazdan çıkacağım. Çocuğu ayarla, bir konuşalım. Dilaver. Baba, hoş geldiniz. Cihan nasıl? Vallahi aynı baba. Değişen bir şey yok. Seninle konuşuyordum. Bir şey karıştırmıyorsun değil mi? Yok baba, ne karıştıracağım? Asıl her şey Boran Ağa karıştırıyor. Abim vurduğu yetmedi, şimdi karısını eve getirmiş. Adam koca aşirete kafa tutuyor. Karışma. Boran Ağa kendi bindiği dalı kesiyor. Bırak kessin. Aşireti karşısına alacak. Oğlu da kurtaramaz mı artık? Tamam. Tamam. Torunum Bedir Han ağalar. Herkes bilsin ki o bu toprakların çocuğudur.
kanımızdır, soyumuzdur. Veliahtımızdır. Gün gelecek, ağamız olacak, bu topraklarda hüküm sürecektir. Törelerimizin hakimi olacaktır. Binlerce yıldır süre gelen kuralların uygulayıcısı olacaktır. Boran'ın oğluna, torunum Bedirhan'a Allah'tan uzun ömür dilerim. Aşiretimize uğur, topraklarımıza bereket getirsin. Amin. Her istediğinde öyle alamazsın ağanın çocuğunu kucağına. Daha duası edilecek. Sana beklemek düşer. Torunum Bedirhan topraklarımıza uygun bir şekilde yetiştirilecektir. Atalarımızdan ne bildiysek, ne gördüysek o da bilecek, o da görecektir. Geleceğin ağası olarak yetiştirilecektir. Aşiretimizin bütün ağalarından, şıhlarından torunum Bedirhan'a el vermelerini, onu kollamalarını istiyorum. Kızım olsun istiyordum, hatırlıyor musun? İşte bu yüzden. Daha şimdiden omuzlarına aşiretin yükü bindi. Geleceği şimdiden belli. Aynı abim gibi. O da babası gibi özü sözü bir olacak. Nasıl olmasın ki? Onun anası sensin, babası Bora. Allah analı babalı büyüsün. Allah uzun ömür versin ağam. Aşiretin devamını getirsin ağam. Senin gibi hayırlı bir ağa olsun ağam. Hayırlı günlerini göresin ağam. Hepiniz sağ olun. Ben de oğlumun iyi bir insan olmasını, güzel bir hayat sürmesini ve mutlu olmasını isterim. Umarım ki oğlum bu topraklara ve bu topraklarda yaşayan bütün insanlara faydalı bir insan olur. İnşallah. 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 Afiyet olsun. Sağ olun. Hayyâlel selâh, hayyâlel selâh, hayyâlel felâh, hayyâlel felâh. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Senin adın Bedirhan. Senin adın Bedirhan. Senin adın Bedirhan. Ayşe, anasına götür. Ali Hanım, müsaadeniz olursa sizle bir şey konuşmak isterim. Oğlum. Yemir dayı. Nasılsın Halil kardeş? Sağ olun ha. Baban nasıl? Sağlığı saati yerinde mi? İyidir. Zinar ağamdan Allah razı olsun. Çok iyi baktırmıştır babamı. İyi etmiştir. İyi. Daha da iyi olacak inşallah. Hakkınızı ödeyemem ağam. Ne yapsam da hakkınızı ödeyemem. Orası hiç belli olmaz Halil. Belki de şimdi tam zamanıdır. Emredin ağam. Ne derseniz başım gözüm üstüne. Bildiğiniz gibi Boran karısını ve çocuğunu kendi getirdi buraya. Doğru olanı yaptı. Fakat ölüm hükmünü uygulamak için değil. Ne demek bu? Boran, meclisin verdiği kararı doğru bulmadığını söylememi istedi. Karısı üzerindeki ölüm hükmünü uygulamayacak. Anladım. Sen yine de Boran ağayı görünce söyle. Kesin kararını vermeden önce bir kez daha düşünsün. İyice tartsın. Seni biliriz. Yiğitliğinden, cesaretinden şüphemiz yoktur. Sağ olun ağam. Lakin bu biraz zorlu bir görevdir. Hazırım ağam. Halil, birini vuracaksın. Korktun mu? Yok ağam. Yaşın küçük. Biraz yatar çıkarsın. Sen içerideyken
Sana da ailene de çok iyi bakılacak. Babanın tedavisine de devam edilecek. Hayatın garanti yani. Sağ olun ha. Yapacak mısın? Yapacağım ağam. Aferin. Bu işe Zinar Ağa'nı da çok sevinecek. Kimi vuracağını merak etmiyor musun? Çok önemli biri. Seni kahraman yapacak biri. Kimdir ağam? Boran Ağa. Kesinize bereket Boran Ağa. Moral oldu arkadaşlara da. Adı Servet. Bu sabah getirdiler. Şoka atlatamadı daha. Atlatır. Bol bol vakti olacak. Suçu ne? Amcasının kızını vurmuş. 2 yıldır buradayım Boran Ağa. Çok uzun bir zaman değil belki ama... O kadar çok karşılaştım ki bu tür olaylarla. Gittikçe alışıyorum ne yazık ki. Evet. Yazık. Ne yazık ki alışıyoruz. Alıştıkça soru sormayı bırakıyoruz. Anlamayı bırakıyoruz. Töre cinayeti sözü mesela. Ne kadar çok duyar olduk değil mi? O kadar ki alıştık. Alıştıkça da törenin ne olduğunu, özünü bizler bile unutmaya başladık. Törenin ölümü değil, yaşama amaçlaması gerektiğini unutmaya başladık. Haklısınız. Ama birilerinin hatırlatması gerek. Yanlış uygulamalara, göz göre göre gencecik hayatların karartılmasına bir son verilmesi gerek. Hem de hemen. Ezberleri bozmak kolay değil Boran Ağa. Sizin için, genç aşiretinin reisi olan sizin için bile. Biliyorum. Dediğiniz gibi, genç aşiretinin reisiyim ben. İşte bu yüzden denemek zorundayım. Bu sorumluluktan kaçamam. Her ne kadar zor olursa olsun. Sen evine gitsene kızım. Kaç gündür buralarda perperişan oldun. Hem de çocuklarını düşün. Cihan iyileşecek değil. İnşallah kızım. İnşallah. Zinar Bey. Ne oldu doktor bey? İnşallah kötü bir haber yoktur. Sakin ol, haberler iyi. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı. Kendine geldi. Konuşuyor. Gözünüz aydın. Sağ olun doktor bey. Bana dünyaları bağışladınız. Peki şimdi görebilir miyiz? Görebilirsiniz elbette. Ama biraz sonra. Şu anda hastamızı yoğun bakımdan çıkartıyorlar. Biraz sonra odasında olacaktır. O zaman görmeniz mümkün. Geçmiş olsun. Tekrar gözünüz aydın. Sağ olun. Firuza, torunum Bedirhan'ın doğumu hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Allah sana huzur ömür versin. Mürüvvetini göresin. Amin. Ağzınızın tadı bozulmasın. Sağ olun ağalar. Lakin söylemem icap eder. Aşirette huzursuzluk var. İnsanlar konuşmaya başladı. Boran Ağa karısının üstündeki hükmü uygulamayacak diyenler var. Doğrudur. Benim de kulağıma geldi. Bunların bir an önce susturulması lazım. Yoksa bunun sonu hayır olmaz. Sen bizden iyi bilirsin Firuz Ağa. Ağa yaptıklarıyla aşiretine örnek olmalı, yol göstermeli. Ağalar, buraya Boran Ağa'nın oğlunu kutlamak için geldik. Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Vakti gelince hepsi konuşulur. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Hayır abi. Cihan kurtuldu. İyi oldu onu müjdelemeye geldim. Ağam kusura bakma. Rahatsızdım. Yemeğe katılamadım. Allah analı babalı büyüsün. Sağ olasın. Kabul ederseniz size bir hediyem olacak.
Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Efendim Şivan. Nasıl? Tamamıyla iyileşmiş mi? Nasıl oldun ağa? Çocuklar. Evde. Dört gözle yolunu bekliyorlar. Merak etme. Haberleri yok. Seni uzaktasın biliyorlar. Aa. Hep dua ettim Allah'ıma. Seni bize bağışlasın diye. Sana bir şey olsaydı. Merak etme. Bana bir şey olmaz. Abi. Vallahi biliyordum. Sana yemin ederim biliyordum kurtulacağını. Ah! Oğlum. Kurşun olmadı canım. Sen alacaksın. Efendim. Bodrum'da mısın hala? Evet, dönünce arayacağım dedim ya. Necla nasıl oldu? İşte daha tam toparlanamadı. Bak seni son arasam. Allah Allah. Sesi iyi geliyordu halbuki. Yeni sevgilisiyle Yunan adalarında nasıl eğlendiğini anlatıyordu tatlı tatlı. Esma, ne haltlar karıştırıyorsun sana? Çabuk söyle bana. Çabuk cevap ver. Neredesin? Bak, biraz yalnız kalıp düşünmek istedim. Sadece bir süreliğine uzaklaşmak... Kısa kes. Neredesin? Mardin'deyim. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Belki hiç dönmem bile. Tamam mı? Şimdi rahat bırak beni. Mardin mi? Öyle işte abi, adamın yaptıklarının elle tutulur tarafı kalmadı. En son tutu karısını getirdi eve. Ne ataları tanıyor, ne töreyi dinliyor. Bırak. Ne yaparsa yapsın. Kendi kuyusunu kazıyor. Abi benim o kadar vaktim yok. Merak etme. Ağamız hızlı kazar. Abi ben sana bir şey diyeceğim. Sana bırak dedim. Ne yaparsa yapsın. Peki. Çok işimize yaradı biliyorum. Buradan daha kısa sürede çıkacağız. Mahkemede de elinden geleni yapacak. Ali Ağa ile görüştüm. Konuştum. Bir kere daha düşünmeni istedim. O kadar. Tavrı nasıldı peki? Sıkıntılı bir şey yok. Olumlu ve sakindi. Ona ters bir şey var. Bir şey söylememesi... Fikrini söylememesi iyi değil. Bilmiyorum. Bana uzlaşmak istermiş gibi göründü. Bu uzlaşma tavrı değil. Meydan okuduğumu düşünüyor. Hiç kimse törenin üstünde değildir. Oğlan sütten kesilince Boran'a hükmü yerine getirecek. O getirmezse görev bir başkasına verilir. Boran Ağa'nın da ağalığı elinden alınır. Lakin şimdi bekleyeceğiz. Meclisi toplamanın da bir vakti var. Cihan iyileşti. Ortalık bir durulup sakinlesin. Öyle toplanıp karar vereceğiz. Boran da hesabını verecek. Sen nasıl istersen öyle ya.
Yavaş. Kımıldama. Tamam. Yavaş. Geçti. Dikkat et. Doktora söylesen de hemşirem sen olsan. İki gün daha ayağa dikilirim abi. Can, ben çok korktum. Merak etme, geçti işte. Sen bir de bana sor. Aklımı falan kaybediyordum duyunca. Ne yapalım? Bu gülün dikenleri de kurşundan. Can, sana bir şey söyleyeceğim. Ben bebeği aldırmadım. Yani aldıramadım. Can, seni çok seviyorum. Sen yanımda olmasan bile seni içimde, tüm bedenimde hissedebiliyorum. Şimdi sana ait bir parçayı içimde taşıyorum. Ve ben hayatımda daha önce hiç bu kadar mutlu olmadım. Esma. İstiyorsan bu çocuğu doğur. Seni seviyorum. Özür dilerim. Kızım. Özür dilerim. Çocuğu babasız mı büyüteceksin? Ağları duydum. Ortalık heceye değil. Karışacak aşiret. Konuş Boran'la. Kimse törenin üstünde değildir. Bunu sakın unutmasın. Aksi takdirde olacakların önüne ne ben geçebilirim ne de sen. Babanı görürsen bana da haber ver. Konuşmayacak mısın? Dolunay'ı seyrediyorum. Ben de. Çok güzel değil mi? Evet, hem de çok. Peki sen Ay'ın hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum. Ay bir gün gezmeye çıkmış. Bütün gezegenleri bir bir dolaşmış. Karşısına çok ama çok güzel bir gezegen çıkmış. Ay gezegene sormuş. Adın ne? Gezegen cevap vermiş. Ben dünyayım. Ay dünyaya hayranlıkla bakmaya başlamış.
gitmek istemiş, gidememiş. Konuşmak istemiş, konuşamamış. Sadece ışığını göstermek istemiş. Beyazlara bürünmüş ve dünyanın karşısında kalmış. O an aşık olmuş dünyaya. Dünya da aya aşık olmuş mu peki? Hem de deli gibi. Gitmesin diye bütün gücüyle çekmiş ayı. Yanından ayırmamış bir daha. Onun için milyonlarca yıldır her gece bütün insanlar uyuduktan sonra ay dünyaya, dünya da aya sevdasını anlatırmış. Birbirlerine hiç dokunamasalar da, hiç sarılamasalar da bütün kainat bu büyük aşkı birbirlerine fısıldayıp anlatır. Seni çok özledim Bora. Çok. Ben de seni çok özledim Sıla. Çok. Bütün gücünle çek beni. Her gün. Her gece sev beni. Geçsin ki. Sıla Boran'a deli gibi aşık. Onsuz yapamıyor. Bütün kainat, bütün dünya bilsin ki Boran da Sıla'ya deli gibi aşık. Ve milyonlarca yıl geçse de ona ilk günkü gibi sevecek. İyi uyu bir tanem. Seni kahraman yapacak biri. Boran'a. Beni derdest edip arabanın arkasına yatırdılar. Hiçbir şey yapamadım tabii. Ya anasının gözü önünde kızımın kafasına silah dayamış. Öldürecekmiş yavrumu. İfade verip suç duyurusunda bulunmalısınız. Öyle mi diyorsun yani avukat bey? Böyle bir şey diğer davada elimizi güçlendirir. Madem öyle davacı olalım. Gelinim, senin ne işin var burada? Ah, bak kaçmalarına izin vermedim. Canım limonata çekti Ayşe. Bana niye demedin gelin ağam? Ben hemen yap... Biliyorum hemen yapıverirsin. Ama burası benim de evim. Mutfağa girebilirim değil mi? Tabii ki gelin ağam. Hani ben seni hiç mutfakta görmeyince pek şaşırıverdim. Artık her şey farklı. Burası benim evim. Çok şey değişti Ayşe. Peki gelin ağam. Sana kolay gelsin. Ben de öyle yemeği hazırlayayım. Ağam, müsaaden varsa bir diyeceğim var. Söyle Zeynel. Bizimkilerden ne zamandır haber alamıyorum. Ziyarete de gelmiyorlar. Bugün öğrendim ki... Ne oldu? Babamlar ablamın izini bulmuş. Rojda'nın. Belki de yakaladılar, bilmiyorum.
Sahinde kağıt kurtulmuşlar da. Ama şimdi... Nasıl bulmuşlar peki? Güvenli bir yere göndermiştim. Ferhat'ın, yani ablamın sevdiği anası ölmüş. Mezarına gelince... Töre işte ağam. Her yerde buluyor adamı. Ölseydi haberi gelirdi ağam. Sayende hala yaşıyor. Sen olmasaydın zaten çoktan ölmüştü. Hem de benim elimden. Allah senden razı olsun ağam. Beni abla katili olmaktan kurtardın. Bir de bana minnettarsın öyle mi? Niçin peki? Ne işe yaradı benim yaptığım? Ablanın hayatı hala tehlikede değil mi? Yamcanlar senden önce bulursa ne olacak? Hadi sen buldun diyelim. Sonra? Ne işe yaradı Boran'a? Bir de karşıma geçmiş sana minnettarım diyorsun. Ben ne yaptım ki? Boran'a ne yaptım? Neyi değiştirdim? Neyi hallettim? Her şey yine aynı. Değişen hiçbir şey yok. Estağfurullah. Hiç öyle şey olur mu? Şivan, şimdi beni iyi dinle. Bakaylarım Rojda'yı hatırladım. Kardeşi var Zeynel. Rojda'nın izini bulmuşlar. Hemen yola çıkacaksın. Babasının evine gideceksin. Benim gönderdiğimi söyleyeceksin. Töre hükmünü durdurduğumu söyleyecek, kızı alacaksın. Unutma Şivan, benim adıma orada olacaksın. Hiç kimseyi dinlemeyeceksin. Ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Anladın mı beni? Ne gerekiyorsa onu. Anladım adam, merak etmesin. Tamam, hemen gidelim. Emredersin oğlum. Gidiyoruz. Şivan! Ne oluyor? Önemli bir şey yok gelin ağam. İşlerle ilgili. Gidiyoruz. Görülecek bir hesabımız var. Boran ağamın emriydi. Hadi. Hepsi senin yüzünden. Ne demek istiyorsunuz? Anlamadın değil mi? Oğlumun başına ne geldiyse hepsi senin yüzünden. Oğlumu mahvetti. Senin yüzünden kan döktü. Töremize, aşiretimize karşı geldi. Senin bu evde işin yok artık. Hiçbir zamanda olmayacak. Sen bu evi terk edip gittiğin gün o şansını yitirdin. Senin burada nefes aldığın her saniye oğlum için zarardır. Anladın değil mi? Hele az biraz konuşalım seninle Celle Efendi. Ne varmış konuşacak? Sen daha iyi bilirsin. Ne diyeceksen de işim gücüm var. Duyduğuma göre ifade vermeye gitmişsin. Allah ver de yanlış bir şey söylemeyesin. Malum her zaman gelip ağam kurtaramaz sen değil mi? Ben gördüklerimi bildiklerimi söyledim. Celle Efendi, bir maraba her şeyi görüp bilemez. Azat da gördü ne oldu? O zaman da çırpındınız ama oran azadı oldu. Kim vurduya gitti? Allah. Oğlum ölmedi değil mi? Ölmedi değil mi? Başımız sağ olsun baba. Sana diyeceğim Celle Efendi, sonun oğluna benzemesin. Dikkat et. Bana bak! Bir daha oğlumun adını ağzına alırsan seni abinden beter ederim, tamam mı? Yürü ulan! Şimdi o kulaklarını aç, beni iyi dinle Dilaver Efendi. Bundan sonra benim çocuklarımın, karımın, kızımın, gelinimin saçının teline zarar gelsin. Bunu sizden bilirim, tamam mı? O zaman görürsünüz marabanın intikamını atıyor olur, tamam mı? Demir ulan! Ha ha ha.